Evet YouTube ailem, bugün komşumun başına çok kötü bir olay geldi. Yani trajikomik diyelim. Neden? Çünkü hortum geldi. Sanki böyle ısmarlama söylenmiş gibi. Bakın etrafta bir sürü sera var. Hiçbirine dokunmadı. Hangisine geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar seramızı hortum ileriden geldi. Bunu havaya kaldırdı. Ondan sonra şu hale bak. Tonlarca demir. Sanki böyle var ya. İnce telmiş gibi, yani şu telmiş gibi bükülüp eğildi. Size göstereyim, burası normalde doğal salatalık serası. Sadece sulanıyor ve normal organik doğal gübre. Hani bu asma salatalık serası değil. Burada organik olarak büyütülüyor. Fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar acı bir durum. Size şöyle göstereyim. Beton direkleri bile kökünden sanki böyle tereyağından kıl çeker gibi çekip koparmış. Ve ardından arkadaşlar size göstermek istediğim bazı yerler var ki dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bakın ben içeriye girdim ama kafama her an her şey düşebilir. Havada askı durumunda. Mağdur arkadaşımızın da şöyle söylediği bir olay var. Hocam diyor ben içerisindeydim. Onu gerçi birazdan kendisinden de dinleriz ama bakın havadaki şöyle asılı duranların hepsi gördüğünüz gibi beton bloklar. Normalde bir tanesini kaldıramam ben. Şöyle havada sallanıyorlar. Bakın şöyle sanki hiçbir ağırlığı yokmuş gibi, ayda yürüyormuş gibi her yer beton bloklarla dolu. Birazdan yine yağmur başlayacak. Naylonu falan zaten dayanamamış. Buradan hepsini olduğu gibi kaldırmış. Ben fazla burada durmayacağım. Mağdur kardeşimizin de bir son durumunu öğrenelim. Bir geçmiş olsuna geldik. Bunlar benim arkadaşlar, bildiğiniz üzere komşularım. Hepimiz o işi yapıyoruz. Şöyle yandan da size göstereyim. Bakın. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ben çekiçle, balyozla bükemediğim demirleri, galvanisli demirleri biraz da büyüteyim. Bakın resmen yamultmuş. Kağıt büker gibi bükmüş. Yani ispiralle bile kesemiyoruz normalde. Ne hale getirmiş? Artık siz düşünün. Hortumun ve kasırganın halini. Benim oradan geçti. Evin önünden geçti. Dedim bu ne acaba? Böyle hani toprağı kaldırır şekilde. Ama hortumun buraya vuracağını hiç düşünmemiştim. Zaten buranın yağmurunu da size söylemeye gerek yok. Şuraya bakın arkadaşlar. Beton blok. Buraya çıkmış, zıplamış resmen. Şuraya bakın. Havada bu şekilde duruyor. Ne bileyim. İnşallah bundan büyüğünü Allah'ım göstermez. Yani felaketler ardı sıra devam ediyor. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Bunlar Yusuf kardeşimizin serasıydı. Bir de onu kendini göstermek istemiyor da gayet normal. Çünkü morali bozuk. Biz de onun daha fazla moralini evet bozmamak. Evet arkadaşlar, Allah kimsenin başına vermesin. Kötü yani bir durum. Nasıl bir an yaşadın? Şimdi Reha Muhtar gibi soruyorum. Abartılı Amerikan tarzı filmler gibi. İçindeydim zaten. Tamam. Aynen. Direkler uçuyordu. Onu ben de yaşadım. Çok kötü bir şey yani. Betonlar uçuyordu. Ben ne olduğunu anlamadım açıkçası. Deprem mi, kıyamet mi kopuyor sandım. Ama Allah'a şükür hiç bana ve içime bir şey olmadı. Ona şükür ediyorum. Ama dikkat ama kötü bir şey. Çok kötü bir zararlı. Maddi olarak burası kaç dönüm normalde? 2 dönüm burası. 2 dönüm sera. Yani salatalıkları gösterebilirsiniz hocam. Evet, evet. Bir de fasulyeler vardı. Evet, gördüm onları. Ya fasulyeler tamamen gitti. Salatalıkları arada topluyorum ama zarar maddi çok ya. Böyle bir serayı kurmak için ne kadar maddiyat gerekiyordu? Ya ben şimdi herkes ayrı, demire göre değişiyor, ince kalın. Ortalama? Ben 350 gibi oturuyor. 350 bin liraya. Ama şimdi aynısını yaparsan demir bir kart arttı. 450-550 oturur yani. Arkadaşlar görüyorsunuz, ortalama naylon ve demir 550 bin TL. O yüzden arkadaşlar çiftçilik gerçekten zor. Yani ona göre daha dikkatli olacağız ve keşke bu teşvik olayları biraz daha fazla artsa. Bakın gördüğünüz gibi sürekli size ekranlardan gösteriyorum ama sadece 550 bin lira 2 dönüm için. Bir de burada şey var. Gördüğünüz gibi ufak bir sera var. Burada herhalde biberlerimiz var. Arkadaşlar Yusuf'um, evet. Bir gel de şöyle bu seramız hakkında burada ne yetiştiriyoruz?
Şimdi burada biber yetiştiriyoruz. Sivri biber. Evet, kalem gibi hepsi. Dikkat ederseniz evet. İşaretli. Henüz tam bitmedi. Bittikten sonra daha güzel gözüküyor. Dostlar, biraz önce gördünüz o seranın sahibini. Kardeşimizin gerçekten zor durumunu. O kucağımdakilerini de bana verdi. Geleyim böyle bunları da tavuğa vereyim en azından. Böyle doğal olarak organik bir şekilde beslensinler diye. Güvercinler de dışarıda zaten şöyle gördüğünüz gibi Sıtkı dayının geçidi. Her zamanki gibi ben burada olduğum süre içerisinde açık. Talaz ne oldu? Ne istiyorsun? Talaz'ın da yemeği pişiyor arkadaşlar. Rahat dur. Rahat dur. Neyse arkadaşlar, gökyüzündeki bulutlar sürekli değişiyor. Şimdi tamam, her şey güzel, hoş. Bakın açık. Ama şöyle arkama baktığınızda kapalı. Yani şu arabanın arka tarafı ciddi anlamda kapalı. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne istiyorsun ya? Bir dakika bekle artık. Rahatsız etme beni. Neyse arkadaşlar. Tavuk burada. Kemal de burada. Böyle mahşerin 4.60 diyecektim. Orası. Bakın arkadaşlar, iyice alıştılar. Şamiler tekrar yumurtlamak için uğraşıyor. İnşallah yumurtlarlar. Ben şimdi şu salatalıkları bir servis etmek için bıçağımı getireyim. Güzelce parçalayalım. Dostlar, salatalıktan önce ilk yal denememi göstereyim size. Böyle et suyu, bildiğiniz gibi kasaptan aldığım kemikli etlerden sonra ben şöyle göstereyim size. Birazcık dolma vardı. Dolma koydum içine. Ondan sonra buğday unuyla et suyunu karıştırdım. Yal yapmaya çalıştım. Şimdi umarım arkadaşlar talaza yeter bu. Biraz fazla ama talazda irileşti ya iyice. Oh, etimizle şöyle karıştıralım. Güzel bir yal demeyelim ya, artık ona ne dersek, yemek yapalım diye. Birazcık bulgur vardı, onu karıştırdım, haşladım. Ondan sonra az gelir diye protein ve karbonhidrat desteğini de unla yaptım. Bunun yanında arkadaşlar, biliyorsunuz düdüklü tencerede pişiriyorum. Benim o küçük yavru için bu 5 tahıllı organik mama verim demiştiniz ya. Bu olur mu sizce? Yani marka olarak önemli değil ama ilave şeker de içermiyordur ha. Sıkıntı da olmaz. Acaba bu işe yarar mı? Onu size sorayım. Eğer yarar derseniz bunu verek. Eğer o yok, yaramaz derseniz arkadaşlar, protein desteği olsun diye, bu işin profesyoneliyim biliyorsunuz daha eskiden. Bakın arkadaşlar, bundan da olabilir ha. Böyle Whey Pro versek nasıl olur? Arkadaşlar, Olimp marka protein tozu. Aslında ben bunu bizim şeye verecektim. Bu talaza var ya, talaza versem nasıl olur, kas yapsın diye. Ben bu protein tozunu vereyim aslında, 1 kilogram. Fiyatlarına bakmayın arkadaşlar. Merak edip de bakanlar olursa, hocam ne yapıyorsun sen diyebilirsiniz. Bunu vererek bir de arkadaşlar aynı zamanda glutapur amino asit var ya, ondan da verebiliriz. Bu markaları bilenler bilir arkadaşlar. Yani bundan versek herhalde talas saatte 500 kilometre hızla koşar. Ben bunları hayvanlara vitamin takviyesi ve mineral takviyesi olarak versem nasıl olur? Çünkü bakın, Almancası olanlar var mı bilmiyorum ama şu içindeki değerlere bakarsanız vitamin, mineral desteği, bazı arkadaşlar şu an şunu söylüyor olabilir. Hocam bizi de besler misin öyle diye. Dünya vücut geliştiricilerinin kullandığı takviyeler bunlar. Hadi bakalım, neyse. Ben şunu biraz soğutayım. Soğuttuktan sonra talaza vereyim. Ondan sonra da arkadaşlar gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü yapmamız gereken şeyler var. Kızım biraz soğusun, tamam mı kuzum? Soğusun, vereceğim. Çok sıcak olursa seni sıkıntıya sokabilir. Mideni rahatsız eder. Haşlandı. Biraz bekle. Ondan sonra verelim. Tamam kuzum? Tamam bebeğim. Ben şimdi gideyim. Sen burada biraz bekle. Zaman geçir. Gel. Ben şimdi gideyim arkadaşlar. Biraz sonra fırtına kopabilir. Biliyorsunuz buranın havası biraz farklı. Değil mi talazım? He? Yaramaz şey. Kuzu. Allah'ına. Oy, oy. Talaz bu ara oynamak istiyor. Gel. Gel gel. Hadi gel. Başka bir şeye kafayı taktı herhalde. Arkadaşlar, manzaranın güzelliğini görüyor musunuz? Allah'ına, yani şöyle bir bakın. Kulübeyle cennetten bir köşe gibi. Hani bazı arkadaşlar yanlış anlayabilir cennet derken de. Hani benzetim aslında.
böyle teşbihte hata olmaz. Şöyle bakın arkadaşlar, hayallerimi yaşıyor gibiyim. Allah Allah. Talaz'ın tepkisini gördünüz. Bu da hoşuma gitti. Neyse, şimdi gel gelelim. Oo Kemal, ne oldu? Talaz seni görürse yandın ama ha. Dostlar, biraz önce işlerle uğraşırken işte tavukla, horozla, şunla bunla bir baktım ki telefon çalıyor, acı acı koşturdum. Dedim ki ne oldu acaba, bir şey mi oldu? Bizim müzmin bekarlar beni çağırıyor. Acıktıysan gel, yemeğe davet için çağırdılar. Ardından da ekliyorlar. Hoca gelirken iki tane ekmek al gel. Git köyden ekmek al gel. Oho. Neyse, gidelim bakalım ne pişirmişler bana. Sürpriz olsun dediler. Söylemediler, bakalım neymiş. Bakalım, ekmeğimizi de aldık. Ne yapmışlar benim tosulum? Merhaba kardeş. Merhaba. Oo, her zamanki gibi bol karalahanalı salatası. Ya adam bu işi biliyor. Gerçenlerde bizim küçük oğlan geldi. Görsem bir salata yedi. Acılı acılı. İçinde arkadaşlar ne var? Karabiber. Karabiber mi? Karalahana. Karalahana, salatalı, domates, soğan. Sos olarak ekşisi. Sumak ekşisi. Limon ve nar ekşisi. Nar ekşisi de var. Bir de tuz. Bolca. Pul biber atmadık. Atmadınız mı? Yoktu pul biber. Hadi bugünlük bitmiş. Neyse. Evet. Karizmatik adam. Tur abi. Adamlar. Ben biliyorum. Gel gel, sürpriz var dediler. Sürprize bak. Limonaz olmuş ha Tur abi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Şuna bakın arkadaşlar. Biz Kurban Bayramı'nı erken mi kutluyoruz nedir? Evet. Hayırdır kardeş bu sürpriz? Nereden? Yan masadan kim gönderdi? Evet, neyse. Çok konuşma diyorlar. Hadi götür dediler. Tamam o zaman. Harika ya. Tam bitireyim diyorum, farklı bir şey çıkıyor. Adam çift elden uzak doğu dövüş tekniği gibi sıkıyor ya. Arkadaşlar bu güzel yemeğin üzerine. Ne diyelim? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi bu 3 müzminle bir kişi daha katıldı. Mücahit. Onunla birlikte bu 4 müzminin, mahşerin 4 atlısı için o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.